Merhabalar arkadaşlar. Hemen New Project diyelim. Yeni kontrolümüzü anlatmaya başlayalım. Link Label. Gelelim şöyle. Formu biraz büyütelim. Şimdi biz istiyoruz ki bir programımız olsun. Programda öyle şeyler yapalım ki mesela 10 tane label koyalım şuraya. Fazla abartmayalım gerçi. Label koyalım. Diyelim ki bir tanesine şuna diyelim. Siteye gitmek için ya da site adresi mesela burada bir şey yaz. Hürriyet.com.tr. Biz öyle bir şey yapalım ki program çalıştığında Hürriyet.com.tr'ye tıkladığım an beni Hürriyet.com.tr sitesine götürsün. Birçok program böyle var. Mesela mail adreslerini yazıyor insanlar. O mail adresi direkt mavi şekli alıyor. İşte bunu şimdi yapalım. Gelin. Link Label. Burada direkt bizim için düşünülmüş bir kontrol. Gördüğünüz gibi mavi olarak geldi. Hemen özelliklerine başlayalım. Link Label. Diyor ki aktif olduğunda kırmızı olacak. Tamam. Devam edelim. Auto size true olarak geliyor. Yani içine upuzun bir yazı yazabiliyoruz. Arka plan rengi ver diyor bana bir tane. Verelim. Sarı bir arka plan rengi verdik. Çerçeve ver diyor. Fixed single olsun. Bu kısımları biliyoruz zaten. Devam edelim. Link araya diye bir şey var arkadaşlar. Mesela gelelim önce. Text box'ına diyelim ki Muhammed Master'ın web sitesi. Gördüğünüz gibi autosize true olduğu için direkt büyüdü bu kendiliğinden. Şimdi link araya önemli arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bütün harflerin altını çizmiş durumda. Yani ben bir çalıştırayım şunu. Bakın şu an ben bunun üstüne geldiğim an direkt bu el işaretini alıyor. Çünkü cursor'da bu varsayılan olarak bu şekilde tanımlanmış. Ben burada herhangi bir yere tıklasam da gördüğünüz gibi hemen link kırmızı rengi alıyor. Çünkü aktif olduğu anda kırmızı olsun demiştik. Ama ben istiyorum ki sadece Muhammed Master kısmına tıklandığı zaman site açılsın. Yani ın web sitesi yazdığı zaman açılmasın. Onun için şu özelliği kullanıyorum. Nerede? Link araya özelliği var. Diyor ki şu an 28 tane harf yazmışsın sen sıfırdan başlayarak. Ben istiyorum ki sıfırdan başlasın ve 15'e kadar gitsin. Çünkü bir tane de boşluk var arada. Bir de sıfırdan başlıyor. Şimdi yine çalıştıralım. Bakın web sitesine tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ina tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama Muhammed Master'a tıklayabiliyorum. Zaten altı çizili olarak gelmiş. Bu şekilde bir şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Link davranışı diye bir şey var. Link Behavior. Tabi bu özellikleri kod kısmına da gerçekleştirebiliyorsunuz ama gerek yok. Şimdi always underline sürekli altı çizili olsun demek. Hover underline üstüne geldiği zaman altını çizsin demek. Mouse üstüne geldiği zaman. Never underline da ne olursa olsun altı çizili olmasın demek. Bir link için always underline bence daha mantıklı arkadaşlar. Devam edelim şöyle bir. Size özelliklerini falan biliyoruz artık. Maksimum minimum. Text var. Text align var. İşte yazının nereye geleceğini gördüğünüz gibi sağ alt oldu. Alış biraz daha aşağı indi. İşte en tepeye çıktı. Biz ortalayalım. Tamam. Şimdi önemli olan Muhammed Master'a tıkladığı anda Muhammed Master'ın sitesine gitmesi. Yani benim siteme gelmeniz. Şu an tıklıyorum. Hiçbir şey gerçekleşmiyor. O zaman link label'a iki kere tıklayalım. Bunun link clicked olayı var. Gelelim bunun içine sadece şunları yazıyoruz arkadaşlar. Zaten IntelliSense bize yardımcı olacak. Direkt sistem yazıyoruz. D yazdığımız zaman çıkıyor zaten. Pro yazıyoruz ve start yazdığımız anda start neydi hemen şöyle göstereyim. Noktaya basıyorum. Start'a bakın hemen sol tarafında bir tane küp işareti var. Ne demiştik küp işareti için? Bir metot demiştik. Metotlar neydi? Parantez açılıp kapatılıyordu. Hemen içine gelip tırnakları koyduktan sonra aynı bir string yazar gibi içerisine site adını yazıyoruz. Site adı mesela şu şekilde olsun. Şimdi ben programımı çalıştırayım.
Gördüğünüz gibi web sitesine yine tıklayamıyorum. Ama Muhammed Master'a tıkladığım an, gördüğünüz gibi el işareti de oluştu zaten. Tıkladığım zaman direkt otomatik olarak varsayılan tarayıcınızda muhammedmaster.com sitesi açılıyor. Siz buraya istediğiniz web sitesini yazabilirsiniz. Ha, illa web sitesi mi yazacaksınız? Hayır. Gelin şuraya. C yazın. Tıkladığınız anda bilgisayarınızın C'si açılsın. Mesela gelin şuraya. C program files yazın. Tıkladığınız anda bilgisayarınızın program files'i açılsın. Bu şekilde programlarımızı süsleyebiliriz arkadaşlar. Link label için bu kadar anlatım yeterlidir bana göre. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.